Sabahın köründe yana yakıla konuşmamız lazım dediğine göre önemli bir şey olmalı. Önemli. Evet hayatım, seni dinliyorum. Otur lütfen. Konu nedir? Begümcüğüm, şu boşanma meselesini uzatmasak diyorum ha. Mutsuzuz. Mutsuzsun. Ben de mutsuzum. Oturalım, konuşalım. Tatlı bir dille halledelim şu işi lütfen. Aslında o kadar haklısın ki. Yani şu kısacık hayatta kavgaya, gerginliğe ne gerek var? Ağzımızın tadı bozulmasın, öyle değil mi? Bozulmasın. 6. Anam. Şükran anneye de söyledim, aşağısı olmaz. 6 ne, anlamıyorum seni şu anda. 6. 6 milyon. 6 milyon. Sen benden boşanmak için 6 milyon mu istiyorsun? Doğru mu duydun ben ha? Doğru duydun hayatım. Ya Begüm, sen gerçekten. Tamam. Tamam ya, halledeceğim. Tamam. Oldu mu? Dolar. 6 milyon dolar. 6 milyon dolar. Hayatım ne oldu? Yüzün dolar yeşiline döndü senin bir anda. Dur, sana bir su söyleyeyim. Ümmügül Hanım. Tuncay Bey, bir soğuk su getirir misin? Ama buz gibi olsun. Buz gibi. Hemen getiriyorum. Sen şimdi benden boşanmak için 6 milyon dolar mı istiyorsun Begüm? Ha? Aynen. Nereden bulacağım ben 6 milyon doları? Ha Begüm? 6 milyon dolardan bahsediyorsun ya. Neden? Senin de etmez mi o kadar? Begüm. Ben Elif'e aşığım, tamam mı? Aşık oldum. Elimde değil. Bunu sana söylemek kolay değil. Sen benim karımsın. Hali hazırda. Sen benim iki kızımın annesisin. Kırıldığının farkındayım ama benim elimde olmayan bir şeyden dolayı şu anda senden yardım istiyorum ya. Bana yardımcı olabilir misin Begüm? Aşk diyorsun. Yalnız hala evli bir adam için çok talihsiz açıklamalar bunlar Tuncay. Sesi duydun mu? Hangi sesi? 6-7 milyon oldu. Ya sen gerçekten ruh hastasısın. Sen ruh hastasısın. Sen benimle oyun mu oynuyorsun ya? He? Oyun mu oynuyorsun sen benimle? 6-7 milyon oldu. Oldu. Hem de hemen. 7 milyon doları sana bir anda bulamam. 6 milyon doları da bulamam. Nereden bulayım bir anda sana 6-7 milyon dolar? Tamam hayatım, bir çırpıda bulamazsan uygun bir vade farkıyla takside bağlarız, sorun değil. Benim aşka inancım sonsuz. Ben o kadar parayı bulamam Begüm, tamam? O zaman git babandan iste. Ya da bul birinden, beni ilgilendirmiyor. Ama sakın bir daha o parayı bulmadan bana boşanalım diye gelme Tuncay. Ya sana burada insan gibi derdimi anlatmaya çalışıyorum ben. İnsan gibi derdimi anlatmaya çalışıyorum. Hadi oradan be. İnsanmış. Göreceksin sen. 7 milyon dolar. Elinde sonunda boşanacaksın. Beni çağırmışsınız. Ha, gel Fikret, gel. Bana acil nakit para lazım Fikret. Hemen hallederiz. Ne kadar? 7 milyon dolar. Bu önden 1 milyon dolar ayarlasan yeter. Problem yok. Çok yüksek meblağ. Kanka Fikret Bey'i gördün mü ya? Şunları acil imzalatmam lazım da. En son terasa çıktı. Teras? Evet. Tamam, sağ ol. Ben hayatta bulamam o kadar netiz Tuncay Bey. Ya bulursun, nasıl bulamayacaksın ya? Saçmalama, ayarlarsın sen. Biliyorum ben seni, sen ne kirli çıkırsın sen var ya. 1 milyon dolar oğlum, hayret bir şeysin ya. Ben senin derdini biliyorum ama. Tamam, atacağım sana sakalını, merak etme, tamam. Ancak şirket hesabından çekerim ama sakalın miktarını öğrenmem lazım. 50 bin dolar Fikocuğum, uyar mı? 100 bine çözdür o iş. Tamam lan, tamam. Sen ne kansız, ne acayipsin. Sen bayağı patronunu soymaya yoluna çıkmışsın ha sen. Tamam, göndereceğim. Komisyonumuzu da almayalım Tuncay Bey. Al.
Tamam. Elimden geleni yapacağım. Ancak yüzüğü anında alırım. Tamam, göndereceğim diyorum. Duymadın mı beni? Tamam. Ne yap ne et, bir an önce şu parayı bul, tamam mı? Benim bir an önce boşanmam lazım. Peki. Hadi kolay gelsin. Bu ne biçim bir kahve bu ya? Bu ne biçim bir kahve bu ya? Babacığım, pazara mı? Pazara var mı istediğin bir şey? Ha yok, çok sağ ol. Ama sen de öyle çok dolaşma ortalıkta, yorma kendini. Dün de o kadar sinirlendin zaten. Ha yok yok, merak etme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne unuttun acaba yine? Ne işin var senin burada? Ben seni bizzat kendim özel olarak davet etmek istedim. Ne davetisi? Ben ne saçmalıyorsun yine? Senin haberin yok tabii. Biz bu akşam Erhan'la evleniyoruz, düğünümüz var. Şaşırdın. Ya kimse bu kadar hızlı olmasını beklemiyordu ama Erhan o kadar sabırsız ki. Tebrik etmeyecek misin? Tamam. Akşam geldiğinde edersin. Seni Tuncay'la bekliyorum. Ama gelmezsen de anlayışla karşılarım. Yani Erhan'ın başka bir kadına aşık olmasını kaldıramayabilirsin tabii. Sen çok kötü bir kadınsın Sibel. Erhan'ı asla mutlu edemeyeceksin. Göreceğiz. Göreceğiz. Senin haberin yok tabii. Biz bu akşam Erhan'la evleniyoruz, düğünümüz var. Şaşırdın. Ya kimse bu kadar hızlı olmasını beklemiyordu ama Erhan o kadar sabırsız ki. Tebrik etmeyecek misin? Tamam. Akşam geldiğinde edersin. Seni Tuncay'la bekliyorum. Ama gelmezsen de anlayışla karşılarım. Yani Erhan'ın başka bir kadına aşık olmasını kaldıramayabilirsin tabii. Elif, hoş geldin hayatım. Bana bak, neyin var senin? Sen biliyor muydun? Neyi biliyor muydun? Bu gece düğünleri varmış. Yani biliyordum bunu da sana söylemek istemedim üzülürsün diye. Ki bak işte üzüldün. Yok, üzülmedim. Ben şaşırdım sadece. Bir de Sibel eve gelince bugün iyice asabım bozdu. Sibel bugün eve mi geldi? Evet. Sibel hırslıdır. Ciğerini bilirim ben onu. Sana gövde gösterisi yapmak istemiş, belli. Neyse, sen üzülme tamam. Ben de gitmeyeceğim zaten. Birlikte baş başa bir şeyler yaparız, ha? Hayır, tam tersi. Beni o düğüne götürmeni istiyorum. Hem de bambaşka bir kadın olarak.